Şimdi koronavirüse karşı biliyorsunuz temel bizim e, savunma sistemimiz bağışıklık sistemi. Bu bağışıklık sisteminin de her zaman e, bizim güçlü tutmamız gerekiyor. Peki e, bakıyorsunuz birçok ilaçlar var bağışıklık sistemin destekleyici diye satılan ya da işte eczanelerde bulunan ya da işte internete bakıyorsunuz bir sürü kaynak var şunu şöyle yapın bunu böyle yapın diye. Aslında bağışıklık sistemini e, ayakta tutmak çok zor değil. Bunu nasıl yapabiliriz? Birincisi beslenmeyi yapabiliriz. Beslenme dediğimiz de şu aslında, bağırsakta bizim bir sürü faydalı bakterimiz var, probiyotik dediğimiz. Bizim bu bakterileri güçlendirmemiz ve korumamız lazım ki bağışıklık sistemini bunlar aslında bir nevi koruyorlar ve yardımcı oluyorlar. Biz o yüzden bunları beslenmeyle koruyabiliriz. Nasıl yaparız? Mesela liften zengin diyetle. Nedir bunlar işte? Bunu mesela hep e, diyoruz ama kimse bunun içerini tam aç, açmıyor. Açmak lazım bunu. Kepekli ürünler. İşte e, sebze bol yemek lazım. Yani Akdeniz diyet dediğimiz bizim bir besleme şekli var. Akdeniz diyetinde yapılan çalışmalarda zaten Akdeniz diyetiyle beslenenlerde ömrün 10 yıl daha uzun olduğu görülmüş. Bu yapılan birçok çalışmada var. Bazı çalışmalarda 15 yıl. Yani siz Akdeniz diyeti yapıyorsunuz ve ömrünüz 10-15 yıl uzayabiliyor. Dolayısıyla bir Akdeniz diyeti beslenmesi yapıyoruz. Yani bol sebze ve meyve ağırlıklı bir beslenme yapıyoruz. Liften zengin. Protein içeriği olarak da işte nohuttur, kuru fasulyedir, mercimektir, bulgurdur yani protein içeriği yüksek bir gıdalara besleniyoruz. Bunlar savunma sistemini artırdığı bariz görülmüş. Yani yapılan bazı çalışmalar var. Bu beslenme şekliyle kişilerin bağışıklık sistemini destekleyen hücrelerin arttığı görülmüş. İkincisi uyku. Uyku düzeni çok önemli. Sekiz saat altındaki uykularda bağışıklık sisteminin yaklaşık dört kat zayıfladığı, sekiz saat üzerindeki uykularda ise dört kat arttığı görülmüş. Dolayısıyla bağışıklık sistemini desteklemek için uyku çok önemli. Peki uyku nasıl olmalı? Uyku ışıksız bir karanlık ortamlarda olması gerekiyor. Bunun da amacı şu, bizim melatonin denen bir hormonumuz var. Bu salgılanan hormon bizim bağışıklık sistemini de destekleyen bir hormon. Melatoninin salgılanması için de mutlaka karanlık ortam olması gerekiyor geceleyin. Ve dolayısıyla bu salgılama meydana gelsin diye. O yüzden mutlaka uykunun bu şekilde olması lazım. Üçüncüsü egzersizler. Kişilerin mutlaka en az 45 dakika bir hafif egzersiz ya da ağır egzersiz de olabilir. Bu yani kendi vücudunun bünyesine göre bunu ayarlaması gerekiyor ve bunu yapması lazım. Bunu yaptığı zaman da insanın vücut bünyesindeki o terleme var ya, o terleme insanı daha savunma sistemi güçlendiriyor. O terlemeyi mutlaka hissetmek gerekiyor kişilerde. Ve mesela şimdi deniyor ki işte savunma sistemini desteklemek için işte karamürver ekstresi alın ya da işte ekinazya alın gibi mesela. Karamürver yapılan çalışmalar çok fazla bağışıklık sistemini yükselttiği görülmemiş. Bir miktar artırıyor ama çok yüksek değil. Ekinasyon'dan daha biraz daha iyi. Özellikle hücresel bağışıklık dediğimiz akut bağışıklığı ekinasyonun daha iyi desteklediği görülmüş. Ee, ama e, bizim en çok bağışıklık sistemini desteklemede D vitamini çok önemli. Yani siz D vitaminini, kışın belki e, güneş olmadığı için D vitamini almak zor. O yüzden e, mümkün mertebe e, dışarıdan takviye şeklinde D vitamini alınabilir. İşte bu... Günlük alınan tabletler şeklinde ya da kapsüller şeklinde formları var, bu alınabilir. Yazında yapılacak şu, güneşin en etkili olduğu saatte bir 10 dakika güneşte kalmak gerekiyor. Ki o zaman vücut bunu alıyor zaten. Dolayısıyla bu D vitamini takviyesini mutlaka yapmak gerekiyor. Demek ki bunları yaptığımız zaman aslında bizim bağışıklık sistemimiz bayağı güçlü hale gelebiliyor. Ve e, şunu da görüyoruz, yapılan bazı çalışmalar var, COVID demelisi yapılan çalışmalar var. Bu şekilde yaşayan insanların COVID'in daha hafif geçtiğini, ve değerlerini daha ağır geçtiğini görebiliyoruz.